Merhabalar, Teknoloji, Mobil ve Trendler programının bu hafta üçüncüsüyle karşınızdayım. Ben Çiçek Çizmeci. Bugün yine dünyadan ve Türkiye'den önemli gelişmeleri aktaracağım. Beraber anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyor olacağız. Bugün biraz dünya turuna çıkacağız. Biraz Türkiye'ye gideceğiz ve sonra tekrar etrafta biraz dolanacağız. Hatta biraz dünyanın dışına da çıkacağız. Hemen başlayalım. İlk önce Türkiye'deki bir gelişmeyle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz gitti gidiyor. Ülkemizden ayrılıyor. Ama Trendyol hız kesmeden bir yandan sektördeki farklılıklarına farklılık katıyor. Nasıl mı? emlak sektörüne girdi. Biliyorsunuz bir pazar yeri Trendyol ve son olarak kendine ikinci el giysi satan bir yer bir pazar yeri de ekledi. Bir yandan market alışverişleri yapabiliyorsunuz. Yemek siparişi verebiliyorsunuz restoranlardan ve artık hizmet sektörüne ek olarak bir yandan da artık emlak sektörüne de giriş yaptı. Şu anda sadece emlak varsa bir emlak sahipseniz emlakçıların giriş yapabileceği bir sisteme Açık şu anda yani sadece ilan girebiliyorsunuz e, ama önümüzdeki günlerde de e, ilanları listeli olacak ve hepimize de sunuyor olacak. Daha ne zaman e, bize açılacağı ve ilanları görebileceğimiz belli değil ama e, yakın zamanda muhtemelen açılacaktır. E, onu da merakla bekliyorum. Nasıl bir farklılık olacak açıkçası onu merak ediyorum. E, yani bir yandan da e, pazar büyümeye devam ediyor. E, onun da altını çizmiş olayım ve şimdi dünyaya gidiyoruz. Dünyada sizi bir metaverse buluşmasına götürmek istiyorum. Harvard Üniversitesi'nden mezun 90 öğrenci Metaverse'te buluştu. Kendilerine bir Harvard mezuniyet alanı, bir plaza yarattılar ve orada buluştular. Hem kendi avatarlarını yarattılar kendi fotoğraflarından ve böylelikle orada işte hem bir buluşma sağlandı hem de bir profesörlerinin kitap tanıtımı vardı. Bu neden önemli? Çünkü bununla aslında yapmak istenen özellikle Covid-19'la beraber bu dönemde bir araya gelmek zorlaştı. Bir yandan herkese de uymuyor tarihler. İşte insanların işleri olabiliyor. İşte 8-10 saat uçak seyahati yapmanız gerekiyor. Buna vakit ayırmanız, para ayırmanız lazım. E bir yandan da enerji ayırmanız lazım. Jet olacaksınız. Bütün bunları bir kenara bırakarak, yani karbon ayak izinden de böylelikle kurtulmuş oldular. Ve metaversete gerçeğe yakın bir buluşma sağlandı. Tabii ki gidilecek çok yer olduğunu söylüyorlar. Bunu bu arada organize eden kişi Sean West isimli bir mezunlardan biri. Bu 90 kişiden bir tanesi İngiltere'de bir sanal gerçeklik şirketine sahip. Bu neden çok önemli? Çünkü sanal gerçeklik aslında geleceğe ışık tutuyor ve şu anda geleceğin kapısında olduğumuzu gösteriyor. Bill Gates de birkaç ay önce 2-3 sene içerisinde sanal toplantıların Metaverse'de gerçekleşeceğini söyledi. Hatta Microsoft da bunun üzerine harıl harıl çalışıyor. Bir yandan da enteresan bir de bir çalışma yapıldı. Size hemen ondan da bahsetmek istiyorum. Almanya'da yapılan bir çalışma Metaverse ile ilgili. Şimdi ben de Oculus Quest kullandım. O yüzden de biliyorum. Biraz böyle midemin bulandığını söyleyebilirim. Girdiğim zaman o dünyaya. Almanya'da yapılan 18 üniversite öğretim üyesinin katıldığı bir araştırma yapıldı. 5 gün boyunca 8 saat işlerini metabolize yapmaları istendi e, ve ikisi birkaç saat içerisinde araştırmaya katılamadıklarını, midelerinin bulandığını, başlarının ağrısını söyleyerek çıkmışlar. Ama diğerleri devam etmiş 5 gün boyunca. Fakat sonunda gelinen noktada biraz bulantı, baş ağrısı ve gözlerde biraz yorulma olduğu saptanmış. Bu da ne demek oluyor? Gidilecek çok yer var. Gözlükler değişecek. Belki biraz biraz farklılıklar olacak. Belki de bir biz biraz evrileceğiz. bundan sonraki jenerasyonlar buraya doğuyor olacaklar. Dolayısıyla daha ufak yaşlardan da itibaren alıştıkları içinde onlar için belki de daha kolay olacak Metaverse dünyasına entegre olmak. Bundan da bahsetmiş olayım. Bu, bu arada bu tip gelişmeler özellikle sanal gerçeklikte Metaverse'te olan gelişmeler bana hep Steven Spielberg'ün Ready Player One filmine ne kadar yakınız acaba'yı düşündürüyor. 2045'te geçiyordu hatırlarsanız. Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. Ee, Ernest Cline e, isimli bir yazarın e, aslında uyarlaması iki ciltlik e, aynı isimli kitabından uyarlama bu film ve 2045'te biraz distopik e, artık dünya pek yaşanmaz bir yer e, ve e, insanlar da metaverse'te yaşayıp eğlenip orada çalışıyorlar orada mutluluğu buluyorlar 2045'te metaverse'te yaşamaya ne kadar yakınız şu andaki gelişmelerle aslında çok da uzak olmadığımızı gösteriyor bu gelişme e, bunu da hatırlatmak istedim dediğim gibi izlemediyseniz de mutlaka bu hafta sonu bir bakın derim. Teknolojik gelişmelerden bahsederken bir de size bir yapay zekadan, aslında iki yapay zekadan bahsetmek istiyorum. Ama ilk önce size şunu sorayım. Sizce yapay zekalar yaratıcı olabilir mi? Bunu düşünürken de ben size şimdi e, bu gelişmelerden biraz bahsedeceğim. Resim canlandırmanızı istiyorum gözünüzde. Mesela bir ahtapot düşünün. E, o böyle bir ahtapot ki bir yandan gazete okuyabiliyor ve e, uzay yolculuğu yapıyor. Şimdi size fotoğraflarını da göstereceğim. Soldaki e, Imagine, Google Imagine'in fotoğrafı. Sağdaki ise. Dolly'in 2'nin fotoğrafı. Bu iki fotoğrafa baktığımızda bu iki fotoğraf yapay zekanın yarattığı fotoğraflar. E, sağdaki Dolly 2 e, aslında Open AI firmasını duydunuz mu bilmiyorum. Onun geliştirdiği bir yapay zeka. Open AI firması e, yapay zeka üreten bir laboratuvar Amerika'da bulunuyor. E, kurucu üyelerinden de birisi Elon Musk. Şaşırdık mı? Ben hiç şaşırmadım. E, 2021 yılında Dolly'yi geliştirdiler. Daha sonra Dolly 2'ye geçiş yaptı. Yaptılar. Bu yapay zeka nasıl çalışıyor? Metin yazıyorsunuz. O metni resme dönüştürüyor. Bu sene birkaç hafta önce de Google'ın e, beyin takımı Google Imagine'ı çıkardı. E, bu da yine metni e, resme dönüştüren bir yapay zeka. Neden önemli peki bu yapay zekalar? Çünkü genelde biz e, sadece bir duyuya yönelen yapay zekalara aslında aşinayız ama artık çok duyarlı olmaya başladı yapay zekalar. Yani birden fazla duyuya hitap edebiliyorlar. Şimdi hem görebiliyorlar hem de gördüklerini anlayıp daha sonra onu resme dönüştürebiliyorlar. Bu açıdan önemli çünkü beş duyumuza ne kadar yaklaştıkça o kadar da aslında bizimle etkileşimi o kadar yakın olacak demektir. O yüzden de önemli. Bununla ilgili size birkaç örnek daha göstermek istiyorum. Örneğin bir beyin düşünün, bir beyin hayal edin. Bir roketin üzerinde dünyadan ayrılıyor ve Ay'a doğru gidiyor. Ya da iki robot, iki sevgili robot Eyfel Kulesi önünde yemek yiyor. Burada yine Dollie'nin ve Google Imagen'in fotoğraflarını görüyorsunuz çıkardıkları. Dollie'nin ismi nereden geliyor? Çok hoşuma gittiği için sizinle de paylaşmak istiyorum. İspanyol sürrealist sanatçı Salvador Dali ile tatlı Pixar'ın robotu Wall-E'nin karışımından geliyor. İkisinin birleşiminden, bütünleşmesinden yani bir sanatçı kadar yaratıcı ve bir bilgisayar kadar güçlü anlamını taşıyor Dollie. Peki Dollie ve Google Image'in başta sorduğum gibi size ne kadar yaratıcı yaratıcı olabilir mi bir yapay zeka? Şimdi bir tasarımcı, bir sanatçı, bir insan yapsaydı bunları, e, o zaman yaratıcı derdik. E, o zaman bunlar da yaratıcı diyebiliriz. Yapay zekalar insanlara ilham kaynağı olacak. Tasarımda, mimaride modada yanımızda yer alacak ve bize yardımcı olacak diye düşünebiliriz. Daha fazla geliştikçe. Bu arada enteresan da bir gelişimden söz etmek istiyorum. Özellikle bu tip daha fazla duyarlı oldukça bize yakınlaşıyor dedim ya. Tokyo'da Tokyo'lu bir şirket var. Tele Existence isimli. Bu şirket bir robot üzerine çalışıyor. Öyle ki örneğin nasıl ki dışarıda pek çok scooter görüyoruz ya da işte şimdilerde böyle üzerinde gidebildiğimiz binip gidebildiğimiz elektrikli scooter'lar var. Onları görüyoruz. Tıpkı onlar gibi robotlar düşünün. İnsan formunda robotlar ve dünyanın her yerinde kiralayabiliyorsunuz. Siz oturduğunuz yerde, evinizde olacaksınız. Gözlüğünüzü ve eldivenlerinizi takacaksınız ve bir Örneğin Avustralya'da bir robot kiralayacaksınız ve onun gözlerinden görebileceksiniz. İşte onun ellerinden e, hissedebileceksiniz ve yürüyüp gezebileceksiniz. Yani teleport aslında edileceksiniz bir nevi. Bu tip robotlar da geliştiriliyor e, yapay zeka ile beraber. Bunlar da bence çok heyecan verici gelişmeler. Vaktimiz yok ama işte mesela Los Angeles'a gitmek istiyoruz, hızlıca gidebileceğiz. Bence hiç fena olmaz. Bu kadar teknolojiden bahsetmişken, şimdi günümüzde hızlıca kullanabileceğimiz bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. İsmi PaySel. Operatörden bağımsız bir bank hesabınızın olmasına da gerek yok. Hızlı, kolay ve güvenilir şekilde kullanabileceğiniz yeni nesil bir finansal ödeme platformu. E, finansal sistemlerine bir yenisini daha ekledi PaySel ve artık küçük tutarlarda altın, gümüş ve platin satın alarak yatırımlar yapabilirsiniz. Bu arada yatırım varlıklarının güncel fiyatlarını görebilir ve bir yandan günlük değişimlerini, hareketlerini de buradan takip edebilirsiniz. Yatırım fırsatlarını da ayrıca görebiliyorsunuz ve böylelikle dilerseniz yatırım yapabilirsiniz. Şunu belirtmemde de fayda var. Bu tip yatırımları isterseniz Turkcell faturanıza yansıtabiliyorsunuz ya da Paycell kartınıza da ödeyebilirsiniz. Bir yandan da unutmadan söyleyeyim tüm bu işlemler Kolendi AŞ tarafından yapılıyor. E, ödeme sistemi ise Türksel ödeme ve elektronik hizmetlerine ait. E, onu da söylemeden geçmeyeyim. E, bu arada eğer bu tip yatırımlar yapmayı düşünüyorsanız mutlaka peyseli indirip bir göz gezdirin derim. Petrol şirketlerinin yenilenebilir enerji sektörüne doğru kaymalarına, neden bu yöne doğru gidiyorlar? Çünkü IPCC yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelini hatırlıyorsunuz. Bu sene 2050'ye kadar sıfır karbon olmaya doğru söz verdi birçok ülke ve şirket. Bir yandan da şunu da söylemem lazım, 2016'da BP'nin dünya enerjisi istatistik değerlendirmesine göre de dünyada çok fazla aslında petrol ya da doğal gaz kaynağı kalmadı. Şöyle ki 115 senelik kömür kaldı tüm dünyada, 53 seneye kadar yetecek petrol ve 54 seneye yetecek kadar da doğalgaz kaldı. Bir değişime de zaten ihtiyaç var. Peki bu değişim nasıl oluyor? En büyük göstergelerinden bir tanesi, Petrol fonu olarak da bir, bilinen 1.3 trilyon dolara sahip Norveç Varlık Fonu var. Biliyorsunuz Norveç Varlık Fonu, Danimarkalı Orsted isimli bir e, şirkete yatırım yaptı. Yüzde %50'sini satın aldı. 1.4 milyon avroya. Orsted de Hollanda'da e, deniz üstünde e, rüzgar enerji santrali kurdu. Ve artık e, Norveç Varlık Fonu bununla beraber dedi ki 2019'dan itibaren biz fosil yakıta yatırım yapmayacağız. Sadece yenilenebilir enerji enerjiye artık yatırım yapacağız dedi ve bu da temiz enerjiye geçişindeki ilk adım bu açıdan çok çok önemli. Peki diğer petrol şirketleri neler yapıyorlar bu konuda? Hemen size biraz ondan da bahsedeyim. Hepsinin verdiği sözler var. Bu çok önemli. BP, e, Total, Royal Dutch Shell, Eni, Ekinor hepsinin verdiği sözler var. Size biraz e, o sözlerden ve istatistiklerden bahsetmek istiyorum. E, temiz enerjiye geçmek için Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı var. Onun yayınladığı rapora göre de petrol şirketleri ve enerji dönüşümünü gösteriyorlar nasıl olduğunu. BP mesela şu ana kadar 2,5 gigawatt yenilenebilir enerjiye yatırım yapmıştı. Şimdi 2050'ye kadar... 50 gigawatt yenilenebilir enerjiye yatırım yapacağını açıkladı. Bu çok çok önemli bir atılım e, ama tabii bunlar hiç kolay olmuyor. Bunun için de 60 milyar dolarlık bir e, yatırım yapacağını duyurdu. Total ise 2025'e kadar 35 gigawatt yenilenebilir enerji kapasitesini oluşturacağını planlıyor. E, İtalyan petrol şirketi Eni ise 2030'a kadar 15 gigawatt, 2050'ye kadarsa 55 gigawatt temiz enerji kapasitesi hedefi koydu kendine. Bunlar gerçekten önemli gelişmeler. Ee, Norveçli Ekinor da yine yenilenebilir enerjide 2035'e kadar 16 gigawata ulaşmak istiyor. Bunlar tabi dediğim gibi çok büyük yatırımlarla oluyor ama bu yatırımları da yapacaklarına taahhüt ettiler. Bu gerçekten önemli. Bir yandan da güzel haber bu özellikle temiz enerjiye yatırım yapan enerji sektörlerinin piyasa değerleri de büyüdü. Şöyle ki mesela Amerika merkezli Temiz Enerji Şirketi Nextera'yı biliyorsunuzdur. Özellikle rüzgar ve sonar, solar panellere e, yatırım yapıyorlar. Onları e, yapıyorlar. Onların piyasa büyüklüğü 150 milyar dolar. İtalyan Enel'in ise 100 milyar doları aştı. E, İspanyol Onshore ve Offshore yani denizde ve karada e, rüzgar panelleri, rüzgar enerji e, santralleri yapan Iberdrola ise 80 milyar dolar seviyesine ulaştı. Danimarkalı Orsted'in de yine piyasa büyüklüğü 80 milyar dolar. Bu gerçekten önemli çünkü özellikle yenilenebilir enerji fiyatları artık fosil yakıta petrole yaklaşmışken ve daha ulaşılabilir olmuşken Covid ile beraber çünkü petrol fiyatları da biraz talepte düşüş yaşamıştı. Ama yenilenebilir enerjideki talep Covid zamanından itibaren %2 arttı. Bu gerçekten güzel haber dünya için. Bununla ilgili bütün bu gelişmelerimizin sonunda da güzel bir haber vereceğim. Onu da şimdiden aklınızda tutun. Bunun bence göstergelerinden bir tanesinin sonucu diyebilirim aslında. Sonda vereceğim haberlerden biri. Bu arada size hızlıca grafik de göstermek istiyorum. Bu grafiklerde bunlar yine bu bahsettiğimiz uluslararası yenilenebilir enerji ajansından alınan grafikler. Burada işte BP, Chevron, Eni, Ekinor Exxon, Royal Dutch Shell ve Total'i görüyoruz. Mesela burada ne diyor? Hangi senelerde ne kadar gigawatt yatırım yapacağından bahsetmiş. Mesela BP'nin yanına baktığınızda 50 gigawatt diyor 2030'a kadar. Demin bahsettiklerimizi burada grafikte görebiliyorsunuz. 15 gigawatt diyor en iyi için 2030 ama 2050'de 55. Bir yandan yanlarına da hangi enerjilere yatırım yaptığını görebiliyorsunuz. Genelde de hangi enerjiler var? Rüzgar enerjisi solar enerji bunlar en fazla yatırım yapılan alanlar elektrik elektrikli araçlar biyo yakıtlar en fazla yatırım yapılan alanlar bir de hidrojen onun üzerine de çalışılıyor burada bu grafikte 5 alanda burada görebiliyorsunuz yine grafikte bir de enteresan bir tablo var o da şu 2050'ye kadar iklim değişikliğinin ne kadar olacağını yani kendilerine düşen görevde hangi sınırda kalacaklarını gösteriyorlar. Mesela Shell'in buçuk derece sınır koyduğunu görüyoruz. Net sıfır olmayı hedefleyense sadece burada BP değeri koyması gerçekten önemli 2050'ye kadar. Ekinor'un mesela 2050'ye kadar 2 derecenin altında olmayı hedefi koyduğunu görüyoruz burada. Bu da bence önemli bir yaklaşım. Evet umarım yenilenebilir enerjiler artar. Dünyanın her yerinde ve bizim ülkemizde de daha fazla yenilenebilir enerjiyi her alanda kullanmaya başlarız. Gerçekten çok önemli. 2050'ye de çok fazla kalmadı. Dünyadan şimdi sizi biraz alayım. Uzaya doğru gidelim. Uzayda neler oluyor? NASA neler yapıyor? NASA'nın bu ara yaptığı çok fazla misyon, çok fazla görev var. Şimdi size hemen Onları bir özetlemek istiyorum. Dört tane önemli gelişmeden bahsedeceğim hızlıca. NASA ilk defa Amerika'nın dışında ticari bir uzay üssünden 3 tane roket fırlatıyor. İlkini Haziran'da geçtiğimiz günlerde yaptı. Diğer ikisini de Temmuz'da yapacak. Avustralya'da Kuzey Arnhem hava üssünden fırlattı. Önemli neden? Çünkü görevi uzaya gidecek ve bir yıldız ışığının etrafındaki gezegenlerde eğer bir yaşam varsa o yıldız ışığının o yaşamı etkileyip iyi yönde mi etkiliyor yoksa kötü yönde mi etkiliyor ona bakacaklar, onu araştıracaklar. Bir sonraki fırlatma dediğim gibi 4 Temmuz'a gerçekleştirilecek diye planlanıyor. Bu arada Arnhem Uzay Merkezi, hava üstü dedim ama Arnhem Uzay Merkezi'nin CEO'su Michael Jones da e, olağanüstü başarıya imza attıklarını ve başarıyla tamamlandığını söylüyor. Avustralya'daki gençler için de önemli bir adım olacak ve ilham kaynağı olacak diyor bu roket fırlatmalarının. Artemis projesini duydunuz mu bilmiyorum. E, muhtemelen duymuşsunuzdur. Ay'a gitme projesi. NASA biliyorsunuz 1972'den beri aya gitmedi. Şimdi ilk defa aya gidecek ve yine astronotlarını gönderecek ve bunun için de gerçekten hummalı bir çalışmanın içerisinde. NASA nükleer bir enerji santrali yaratmak istiyor ayda ve bunun için de çalışmalara başladı. Önce prototipini yeryüzünde yapacak, daha sonra da uzaya gönderecek. E amaçları 2026'da bu nükleer enerji santralini burada inşa etmeye başlamak ve bu enerji santraliyle de 10 yıl boyunca kesintisiz 40 kW enerji üretimi sağlamak istiyorlar. Bu gerçekten önemli bir adım. Gezegenler arası uzay yolculuğu yapacak olan insanlık için bunun önemli bir adım olduğunu söylüyorlar. Çünkü neticede farklı gezegenlerde de enerji üretmek ve onu kullanmak önemli bir adım olacak. Diğer gezegenlere de giderken. Buna ilanmaz muhtemelen çok sevinecek. Zaten NASA biliyorsunuz Amerika devletine bağlı fakat bir yandan da farklı ticari şirketlerle de çalışmaya başladı. Özellikle SpaceX'te NASA ile çalışıyor ve bu ay projesinde de beraber çalışıyorlar. Gelelim şimdi üçüncü güzel haberine NASA'nın bu hafta gerçekleşti. Bir mikrodalga boyutunda 25 kilogram ağırlığında bir uydu fırlattı ve uydu gitti aya yine. Yine Artemis projesi kapsamında uydunun önemi nedir diyecek olursanız o da Şimdi ayda bir üs kurulacak, bir uzay istasyonu kurulacak. Tıpkı işte uluslararası uzay istasyonu gibi ayın yörüngesine oturacak olan uzay istasyonunun yörüngesine oturabilmesi için ayında önceden bir test yapılması gerekiyor. İşte Capstone da bunun için gönderildi ve yörüngeye oturup işte orada araştırmalar yapacak. Bu da gerçekten önemli gelişmelerden bir tanesi. Birkaç ay içerisinde bu gelişmeleri takip ediyor olacak zaten. işte aya yerleşmesi, ay yörüngesine yerleşmesi birkaç ay sürecek ama bu da önemli gelişmelerden biri. Bir de beni çok sevindiren bir başka gelişmede geçtiğimiz günlerde James Webb teleskobundan haber geldi. James Webb uzay teleskobunu hatırlıyorsunuzdur. 10 milyar dolarlık bir uzay teleskobu. Geçen sene yollanmış. 1,5 milyon kilometre uzaklıkta dünyaya ve Güneş'e yakın bir konumda. Ve dünyanın en derin fotoğrafını çekti. En derin fotoğrafı ne demek? Yani büyük patlamadan 330 milyon yıl sonrasını fotoğrafladı. Bu gerçekten önemli. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Dünyanın belki de en genç fotoğrafını Ulaşabildiğimiz en genç fotoğrafını çekti ve 12 Temmuz'da yayınlanacak. Bu gerçekten heyecan verici. Bakalım nasıl bir fotoğrafla karşı karşıya kalacağız. Gerçekten merak ediyorum. Bu da önemli gelişmelerden biri. NASA gerçekten önemli uzay atılımları yapıyor ve takip etmesi de çok keyifli. Şimdi tekrar dünyaya dönüyoruz. Biliyorsunuz ekonomik bir... E, durgunluk yaşanıyor dünyada ve bunun e, en çok etkisini yaşayanlardan bir tanesi de Netflix. Geçtiğimiz e, Mayıs ayında 150 çalışanını işten çıkarmak zorunda kalmıştı çünkü maddi sıkıntılar yaşıyor, finansal sıkıntılar yaşıyor. Her ne kadar Amerika'nın en büyük dijital e, sinema ve dizi platformu olsa da neden? Çünkü e, son 10 yıldaki en büyük e, abone kaybını yaşadı. Bu yüzden de bu e, maddi, finansal sıkıntıları yaşıyor. E, ve şimdi tekrar duyurdular ki yine e, 300 çalışanını işten çıkarmak zorunda. Daha çoğunlukla Amerika'da çalışanlarından e, işten ayrılmalarını e, istemişler. E, bir yandan da uluslararası e, işlerde de faaliyet gösterenler de varmış. E, bu durumu tabii hem üzülüyoruz hem de şaşırıyoruz. Ama bir yandan da tabii bu duranlıkta da ve eğer fiyatlar da işte gitgide arttığında insanlar da bunu karşılayamadığında ya da ilk önce kestikleri Alan ne oluyor? Eğlence sektörü oluyor. İşte bu da onların bir göstergesi. Bir diğer işten çıkarma ise Elon Musk'ın Tesla'sında gerçekleşeceği benziyor. Çünkü açıklamalara göre e, Musk e, çalışanların %10'unu işten çıkarmak zorunda kalacağını söyledi. Bunun sebebi ise fabrikalarında e, aslında işleyişin devam edemiyor oluşu. Bunun sebebi de Covid-19. E, Şangay'da e, biliyorsunuz kısıtlamalardan ötürü... E, işte insanlar çalışamadılar dolayısıyla çip krizi yaşanıyor pil krizi yaşanıyor tedarik süreçlerinde sorunlar var o yüzden de fabrikalar işleyemiyor ve işte zarar ediyor devamlı o bekleyen fabrikalar o yüzden de çalışanların yüzde onunu çıkarmak zorunda olduğunu söyledi bu arada 2021'in 2001 yılının sonunda da 100 bin çalışanın olduğu söyleniyordu. Dolayısıyla herhalde 10 bine yakın çalışan işten çıkarılmak zorunda kalacak. Gelelim şimdi distopik bir habere. Ben buna sevindim mi üzüldüm mü açıkçası duygularımı pek ifade edemiyorum ama şöyle söyleyeyim. Eğer Black Mirror dizisini izlediyseniz ikinci sezonun ilk bölümünü belki hatırlarsınız. Be Right Back'ti. Hani bir karı koca vardı. Bir sevgili diyeyim ya da. Kadın sevgilisini kaybediyordu. Daha sonra onun bir robotunu alıyordu ve robotu tam sevgilisi gibi görünüyor ve onun gibi bir sese sahipti. Bu gerçek oldu gibi diyebilirim. Nasıl mı? Amazon'un Alexa'sı artık sevdiklerimizin sesine sahip olabilecek hem de bir dakikadan kısa bir süre zamanda nasıl mı? Deepfake teknolojisi kullanıyor ve sesi algılayarak onu kopyalayabiliyor ve sonrasında onun gibi sevdiğiniz bir insanın sesi gibi duyabiliyor duyabiliyorsunuz onu. E, gerçekten e, önemli bir gelişme. E, özellikle bunu e, Amazon Remars konferansında açıkladı. Hatta açıklarken de Alexa'nın yönetici bilim insanı Ronit Prasad, e, anıların daha kalıcı hale gelmesi için bunu yaptıklarını söylüyor. tek TechCrunch'ın haberine göre ise onlar şöyle yorumluyorlar bunu. E, vefat eden büyük annelerinin torununa gece masalı okumasını sağlayacak diye özetlemişler. Bilmiyorum. Önemli bir gelişme. Teknolojik açıdan önemli evet ama gerçek hayatta nasıl olur bu anıları tekrardan yaşamak açıkçası karışık duygular içerisindeyim diyebilirim. Şimdi size bir animasyondan bahsedeceğim. Sadece iki dakikanızı alacak bir animasyon. Birazdan da animasyondan kesitler göstereceğiz size. Bu animasyonun önemine Çünkü her saniyede kaç bin plastik yapıldığını gösteriyor. Plastik şişe üretildiğini gösteriyor. Her saniye 20 bin plastik üretiliyor. Bu gerçekten üzücü. E, saniyede kasabaya bu e, animasyonda 20 bin şişe düşüyor ve bir dakika içerisinde 1 milyondan fazla şişe üretildiğini gösteriyor. Plastik şişe üretildiğini gösteriyor bu animasyon. Bu animasyonu yapan kim? Studio Birthplace isimli bir kreatif ajans. Bu ajans genelde sürdürülebilir e, dünyanın önemini göstermek adına e, işler yapıyorlar. Hatta Greenpeace'le, Greenpeace, Greenpeace e, İngiltere ile daha önceden yine böyle bir e, animasyon yapmışlardı. E, ve bu animasyonda da özellikle insanlara, hani dünya üzerinde nasıl bir e, etki bıraktıklarını göstermek için bu animasyonu yapıyorlar ve diyorlar ki yani burada ne kadar büyük bir etki yarattığını gösterirsek o zaman belki insanlar aksiyon alırlar diyor. Bu açıdan bence çok çarpıcı hem çok kreatif hem de önemli bir iş olmuş ve şunu da belirtmemde fayda var. Hem izleyicilere kirliliğin boyutunu gösteriyor hem de şunun altını çiziyor. Dünyada üretilen plastiklerin sadece %9'u geri dönüşüme giriyor. Geri kalanları okyanuslarda ve işte dünya üzerinde kalıyor. Dolayısıyla bu konuya eğilmek önemli. Her hafta size gezegenimizde olan karbondioksit değerinden bahsedeceğim demiştim. Geçen hafta itibariyle vermeye başladım. Bu hafta gezegenimizdeki karbondioksit değeri 420.49 ppm. Güzel haber, neden? Çünkü geçen hafta hatırlarsanız 421.22 seviyesindeydi. Yani düşmüş. Demek ki güzel bir şeyler oluyor. Dünyada e, hatırlar mısınız bilmem ozon tabakasının inceldiği dönemde de yine insanlığa bir görev düşmüştü ve e, hepimiz hani bunu görev bilip bütün dünya şirketler hükümetler bunu e, önemli görüp bu yönde e, aksiyon almıştık ve daha sonra geri gitmişti o yara kapanmıştı şimdi de bunun için bu yaranın kapanması için güzel bir haber olarak size bunu vermek istiyorum. Bir sene önceki değerden bahsedeyim. Geçen sene 409 ppm'di bu zamanlarda. Bu sene bakın 420'deyiz. 50 sene önce 326 idi. 250 sene önce ise 250 idi. Ee, ama Yine dediğim gibi bu haftada görüyoruz ki demek ki bunu geri döndürebiliriz. Bu da önemli. Bir önceki animasyonu da gösterdiğimize göre bu hafta böyle bir konuyla aslında bitirmek istiyorum. Madem plastik şişelerden bahsettik, o zaman bu hafta biraz plastik şişe kullanımını azaltmaya bakalım derim. Biraz her plastik şişe kullandığımızda aklımıza o gelsin ve ona alternatifler üretelim. Siz zaten ne yapılması gerektiğini biliyorsunuz. Aklınıza bu video gelsin. Diyip bu haftayı da noktalayalım. Umarım güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Önümüzdeki hafta tekrar dünyadan ve Türkiye'den teknolojik gelişmeleri size aktarmaya çalışacağım. Yine beraber sohbet edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.